Yine önemli ve sık gelen sorulardan bir tanesi. Hocam, akciğer enfeksiyonunu sadece bakteriler mi yapar? Zatürre, yani pnömoni. Yoksa zatürre veya da pnömoni viral enfeksiyonlar, yani virüsler tarafından da zatürre ve pnömoni enfeksiyonu oluşturulabilir mi? Yani virüsler zatürre yapabilir mi? Çünkü bizim bildiğimiz kadarıyla bize öyle işte anlatılan şu ki, virüs enfeksiyonları genellikle hafiftir, kendi kendine iyileşir. Dolayısıyla hafif enfeksiyonlar yaptığını biliyoruz. Acaba akciğer enfeksiyonu zatürre yapabilir mi? Evet, yani bunu bilmek gerekiyor ki ne yazık ki virüs enfeksiyonlarda zatürre, yani akciğer enfeksiyonu yapabilir. Hatta çocuklardaki akciğer enfeksiyonları, yani zatürre enfeksiyonlarının yaklaşık yarısının nedeni viral enfeksiyonlardır. Dolayısıyla bir kişiye akciğer filmi çektiğinizde orada enfeksiyon bulgusu görüyorsak, çocuk doktoru olarak işte başka bir hekim olarak, bu onun tamamıyla bakteriyel bir pnömoni olduğunu ispat etmez. Bu pnömoni, bu zatürre, bu akciğer enfeksiyonu viral enfeksiyonu da olabilir. Dolayısıyla çocuğun akciğer enfeksiyonuyla birlikte kan tahlillerini, laboratuvar tahlillerini ve klinik durumunu göz önünde bulundurup değerlendirmek gerekir. Özellikle akciğer filmi çektiğimiz ve akciğer enfeksiyonu bulgusu olan kişilerde, çocuklarda ve yetişkinlerde eğer genel durum çok iyiyse, kan tahlillerinde ciddi bir enfeksiyon belirtisi yoksa, hemoglobin normalse, CRP'sinde bir artış yoksa, enfeksiyon değerlerinde bir artış yoksa, bu geçirilen enfeksiyon viral bir zatüre, viral bir pnömoni olabilir. Dolayısıyla bunu dikkate almak gerekir ve tedavisini ona göre planlamak gerekir. Dolayısıyla başta söylediğimiz gibi, yani akciğer enfeksiyonlarının, pnömonilerin, zatürelerin en az yaklaşık yarısı viral enfeksiyon kaynaklıdır, viral kökenlidir. Ama burada sevindirici olan durum nedir? Burada sevindirici olan durum genellikle viral zatüreler, viral pnömoniler çoğu zaman hızlı bir şekilde iyileşir ve ciddi problem yaratmazlar. Dolayısıyla bakteriyel enfeksiyonlara göre iyileşmesi daha çabuk ve daha hızlı olur. Ama gene de bazı durumlarda viral enfeksiyonların da ağır seyrettiğini unutmamak gerekir. Özellikle yaşlı insanlar, çok küçük bebekler, altta kronik akciğer kalp problemi olan kişiler, bunun dışında işte bağışıklık düşüklüğü, immün yetmezliği olan kişilerde viral enfeksiyonlar da, viral pnömoniler, viral zatüreler de sıkıntı yaratabilir. Gene çok küçük çocuklarda ortaya çıkan enfeksiyonlar problem olabilir. Dolayısıyla söylediğimiz gibi, yani viral virüsler, yani viral enfeksiyonlar da akciğer enfeksiyonu yapabilir. Bunlar genellikle hafif seyirlidir. Bakteriyel akciğer enfeksiyonlarına göre daha çabuk ve daha hızlı toparlama eğilimindedir. Ancak bazı özel durumlarda, çok küçük çocuklarda, çok yaşlı insanlarda ve bağışıklığı düşük kişilerde viral pnömoniler, viral zatüreler de ağır ve şiddetli seyredebilir. Gene mümkün olduğunca cevaplandırmaya çalıştık soruyu. Aklınıza bir şey takılırsa videonun alt kısmına yazarsanız cevaplandırmaya çalışacağız. Herkese mutlu, sağlıklı günler diliyorum.